Borsalarda yine son derece heyecanlı bir haftaya giriyoruz. Bu heyecan olumlu mu biter, olumsuz mu öngörmek zor. Heyecanlı sebebi Perşembe günü gelecek enflasyon verisi. Perşembe Amerikan borsaları açılmadan önce Amerika Birleşik Devletleri'nde Ekim ayı enflasyonu ne oldu? Yani CPI, tüketici fiyatları endeksini öğreneceğiz. Beklentiler biraz aşırı olumlu gibi geliyor bana. Eğer gerçekleşen kötü olursa bunu borsa üzerindeki etkileri faciaya ulaşabilir. Çünkü borsalar beklentilerle gerçekleşen arasındaki farkı değerlendiriyorlar. Bence azıcık endişe verici şeyler var. Anlattıklarım elbette bir yatırım tavsiyesi değil ama biraz öngörüde bulunmaya çalışalım. Hazırsanız başlıyoruz. Borsalar daha önce öngördüğüm gibi Ekim ayının son 2 haftasını rally modunda geçtiler. Geçen hafta Fed'in yaptığı oldukça şahince açıklamalar borsaları düşürdü ama Cuma günü yine toparlanmaya geçtiler. Çünkü bu hafta gelecek enflasyon verisi konusunda umutlular, enflasyonun düşme eğilimi göstereceğini düşünüyorlar. Bu tabii olası ama başka olasılıklar da var. Wall Street Ekim ayında %7.9'luk enflasyon bekliyor. Eylül'de bu 8.2 idi. Bir iyileşme bekliyorlar orada. Aynı zamanda çekirdek enflasyon, yani işin içerisinden gıdayı ve yakıtı çıkarınca geriye kalan enflasyonun da %6.5'e ineceğine inanıyorlar. Bu Eylül ayında %6.6 idi. Beklenti böyle ama acı gerçek şu ki son 12 enflasyon tahmininin 10'unda enflasyon beklenenden yüksek geldi. Yani anlayacağınız Wall Street enflasyon tahminleri pek başarılı değil. Daha tahminlerde başarılı olan bir kurum var. Cleveland Fed. Fed'in bir alt şubesi diyelim. Onun Ekim ayı enflasyon beklentisi %8.1, çekirdek enflasyon beklentisi ise %6.6. Bu piyasa beklentisinin epey üzerinde. İç karartıcı haber şu ki Cleveland Fed de genelde yanılıyor. Wall Street'e göre biraz daha iyi bir performans olmakla beraber son 19 enflasyon tahmininin 14'ünü yanlış yapmış, aşağı yönde yapmış, enflasyon daha yüksek gelmiş. Bu durumda Perşembe günü gelecek rakamların beklentilerin üzerinde olma ihtimalin gayet yüksek. Eğer Cleveland Fed'in beklediği %8.1 ve çekirdek enflasyondaki %6.6'lık beklentisi üzerine bir enflasyon verisi açıklanırsa piyasalarda yine kıyametler kopar. Belki aranızda hatırlayanlar vardır. Eylül ayında enflasyon beklenenin üzerinde gelince borsalar önce sert düştü aynı gün içerisinde ama short covering, yani açığa satılan hisselerin geriye alınma eğiliminden dolayı yukarı doğru sert atak yaptı. Ve ben oradan yola çıkarak Ekim ayının gerisinin iyi geçeceğini düşünmüştüm borsa açısından. Dediğim de doğru çıktı. Ama eğer bu Perşembe günü enflasyon beklenen üzerinde gelirse Eylül ayındaki gibi tepki vermeyebilir piyasa. Çünkü Wall Street hazır değil, Wall Street kendini hedge etmemiş durumda. Eylül ayında enflasyon beklenen üzerinde geldiğinde Aralık sonu Fed faiz artış beklentisi 75 bas puan hemen fırlamıştı. Daha sonra 50 bas puanlara indi. Bu yine 75 bas puanı, hatta biraz daha üzerine doğru gidebilir. Bu da hisse senetlerinde ciddi bir düşüş anlamına gelecektir. Bilenleri hatırlatayım, bilmeyenlere de söyleyeyim. Bir dahaki Fed toplantısı Aralık'ın 13'ünde ve 14'ünde gerçekleşecek. Bu Perşembeki enflasyon verisini görecekler. Bir de Aralık'ın 13'ünde tekrar enflasyon verisi açıklanıyor. Bu ikisi de kötü gelirse Fed'in o gün biraz sert bir faiz artışı kararı vermesi gayet yüksek olasılık. Peki benim tahminim ne? Vallahi bence enflasyon çok düşmeyecektir. Kendini buralarda korur. 7.9'luk bir yere doğru giderse harika bir sonuç olur ama baktığımızda enflasyonun kalemlerine, kiralarda düşme beklemiyoruz. Hizmet sektöründe pek düşme beklemiyoruz. Ve Eylül ayından daha sevimsiz bir yön var. Enerji fiyatları tekrar biraz yukarı doğru gitmeye başladılar. Bundan dolayı harika bir enflasyon verisi beklemek çok kolay değil. Tabii ben Amerika'da yaşamıyorum, enflasyonu fazla hissetmiyorum ve hep sürprizlere açık olmak lazım. Ama beklenenden iyi bir enflasyon verisi hiç ummuyorum. Beklenenden kötü bir enflasyon verisini daha yüksek olasılık olarak görüyorum. Ama ben kimim ki ekranın karşısında konuşan birisiyim. Yanılıyor olma ihtimalim tabii gayet mümkün. Siz kendi tedbirlerinizi buna göre alın. Eğer enflasyon beklenenden yüksek gelirse buna karşı kendinizi hedge etmenizde fayda var. Bilmiyorum bu kısa içerik hoşunuza gitti mi? Böyle bu uyarı niteliğinde olsun istedim. Eğer bu tip içerikler hoşunuza gidiyorsa lütfen gelin bizim yatırım ve girişim topluluğumuza üye olun. Ücretsiz bir topluluk bu. Hemen hemen her gün sabahları bir piyasa özeti geçmeye çalışıyorum orada neler olacağına dair. Bazen hisse senetlerin detaylarına girmeye çalışıyoruz. Çok ilginizi çekebilir. Ücretsiz de yukarıda ve aşağıda linki var. Gelin üye olun, mutlaka bekleriz. Sevgiyle kalın, saygıyla kalın. Görüşmek üzere, hoşça kalın.